العين تناديني فدعيني أمه دعيني فتفقد دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني العين تناديني فدعيني أمه دعيني. من السباق بيغمبر عليه الصلاة والسلام جنا أحمد بن حنبل شكي أحمد بن حنبل المسندي قونو başlıklıdır. Konu başlığı nedir? Belli bir konuyla alakalı bütün hadisleri İmam Ahmed toplamış, belli bir bab adında belli bir kısımla toplayıp derlediği için meseleleri tahlil etmiş ve burada günümüz teknolojisinden aslında haber veren bazı hadis-i şerifler var. Nebi aleyhissalatü vesselam Ebu Sa'id'den rivayet etti. O da dedi ki aleyhissalatü vesselam bize şöyle buyurdu. Adam ailesinin yanından dışarı çıktığında ayakkabının bağı veya kırbacı veya değneği kendisine arkasında evde olan şeyleri haber vermedikçe kıyamet kopmaz. Yani insanın ayakkabı bağcı, insanın gömleğinin düğmesi, tabiri caizse insanın aynı keza kırbacı, kırbacı derken zopası, o dönemde insanların lüks gördüğü sosyetik bir şey olarak kırbaç taşırlardı ve aynı keza değneği, zopası kendisinde arkasında olan şeyleri haber vermeden kıyamet kopmaz. Bugün baktığınız zaman işte şu bile bak, bu bir telefon değil midir? Bu bir teknolojidir. Şu anda bunu götürüp de evde kamerasını veya ses kayıt cihazını açtığınız zaman arkanızda olan, konuşulan şeylerin hepsini kaybeder. Belki şu anda birileri bizi şu bununla bile dinliyor, takip de ediyor olabilir. Ondan dolayı Nebi Aleyhisselatü Vesselam kastetti budur. Teknoloji öyle bir gelişecek ki bugün casusluk, yazılım sistemleri, casusluk programları, casusluk kameralar, casusluk telefonlar, casusluk gözlükler, aynı keza yani lenslere kadar tutun, aynı keza bir gömleğin düğmesinden, aynı keza efendim ayakkabının bağcığına kadar her türlü casusluk aracı vardır ve bunlar gizli ortamları dinleme araçlarıdır. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam da kastettiği budur. Yani kıyametten önce teknolojinin gelişeceğini, muazzam bir gelişim göstereceğini, bir insanın gömleğinin düğmesinin ona bir şeyleri haber verebilmesi için bunun ya kamera ya da ses dinlenme cihazı olması gerekiyor. Ki öyledir. Bugün baktığınız zaman internete girin, deyin ki işte casus yazılım programları veya casus kameralar, casus mikrofonlar, size çıkacak olanları söyleyeyim. İnan ayakkabı bağcığı var, aynı keza gözün lensi var, aynı keza gözlük var, aynı keza kalem var, aynı keza düğme var, aynı keza ne ararsanız var. Ve bunlar bir yere koyduğunuz zaman, programladığınız zaman siz bulunmadığınız ortamı ne yapar? Kaydeder, çekimini alır, görüntüsünü alır, sesini alır, sana haber verir. İşte o dönemde Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi söylediğinde belki hadis sahabece anlaşılmamıştır ama günümüzde bulunduğumuz 21. yüzyılda bu hadis-i şerif çok net olarak kendisini ortaya koyuyor. Aleyhisselatü Vesselam demek ki Rabbil Aleminin gayri matlu vahiy ile Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bildirmesi üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yani bu tarz olan şeylerin çıkacağını ve insanın arkasında olan şeyleri mutlaka haber vereceğini açık ve net olarak söylüyor. Yine başka bir senetli hadiste de Nebi Aleyhisselatü Vesselam kıyamet kopmadan önce cemaat arasında özel olarak bazı kimselere selam verilecek, ticaret yaygınlaşacak, öyle ki kadın ticarette kocasına yardım edecek. Ki gerçekten Nebi Aleyhisselatü Vesselam yerinde bir şey söylüyor. Bak günümüzde selam sadece tanıdıklara verilir. Zaten yani ayıptır söylemesi, siz yabancı birine selam verince adamın kalbine şüphe giriyor. Diyor ki acaba bu dilenci mi? Yoksa art niyetli biri mi yoksa başka bir şey mi? O gözle meseleye bakar duruma gelmişiz. Çünkü gerçekten eskiden her insan birbirine selam verirdi. Selam neydi? Sen benden yana eminsin. O da derdi ki sen benden yana eminsin. Yani benden sana asla bir zarar dokunmaz. Bu selam İslam'a göre güvencedir. Bir Müslüman bir Müslümana selam verdiği zaman yani sen kesinlikle benden zarar görmeyeceksin. Ne dilimden ne elimden hiçbir zarar benden sana ulaşmayacak. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam gene Ahmed bin Hanbel'in ve diğerlerinin farklı senetlerle verdiği kıyamet kopmadan önce cemaat yani topluluklar arasında sadece özel insanlara, zenginlere yani belli bir mevkide makam sahibi olanlara, buna benzeyen insanlara selam verileceğini, teveccüh gösterileceğini, onun dışında kimsenin kimseye selam vermeyeceğini söylüyor.
ticaretin yaygınlaşacağını, çarşı ve pazarların iç içe gireceğini. Yani eskiden mesela dikkat ederseniz bugün İstanbul'da öyle değil. Ama eski toplumlarda ne vardı? Belli bir yerde bir çarşı vardı, herkes oraya giderdi. Şu anda İstanbul düşünün ki 15 milyonluk bir şehir, her mahallenin kendi çarşısı var. Öyle olmuş ki bazen bir caddenin ucundan giriyorsun, 100 kilometre gidiyorsun, boyuna iki taraf binalarla, ATM'lerle vesaire şeylerle sürekli çarşılar. Pazarlar, alışveriş alanları. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam çarşılar ve pazarlar iç içe girecek, her yerde olacak. Ticaret yaygınlaşacak. Her üç insandan biri ticaret yapacak. Öyle ki ticarete kadın da taraf olacak. Bugün Türkiye Cumhuriyeti de dahil dünyadaki bütün devletler, özellikle Birleşmiş Milletler bu konuda, Avrupa Birliği bu konuda çok teşvik ediyor. Diyor ki aman aman kadın da çalışsın. O da kendine bir hayat kursun. Erkeğin egemenliğinden, tabiri caizse erkeğin kontrolünden çıktın, istediği gibi fuhuş yapsın, istediği gibi kötülük ve şer yayılsın, Allah'a isyan olacak fiiller alıp başını gitsin. Zaten bugün ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam burada kadın ticarete alet olacak, taraf olacak, eşiyle çalışacak derken burada övmek mahiyetiyle söylemiyor. Bugün İslam hukuku kadına belli bir ne yapıyor? Belli bir önem vermiştir. Ona belli haklar, kriterler belirlemiştir. Kadına çocuk bakmaya, erkeği de eşini ve ailesini geçindirmekle mükellef ve sorumlu tutmuştur. Ama bugün batı medeniyeti dediğimiz, onlar için zina, fuhuş, içki, pislik dediğiniz her şeye özgürlük diyen o toplum istiyor ki kadın da hür olsun, istediği erkekle yatsın, istediği gibi fuhuş yapsın, istediği gibi yaşasın. Yani Allah'a isyan olacak, şeytanın arzu ettiği her şeyi yapsın ki yayılsın. Ondan dolayı diyor ki öyle ki kadın ticarette kocasını yardım edecek, akrabalık bağları kopacak diyor. Yani düşünün ki İstanbul gibi metropollerde veya küçük köylerde bile düşünün ki bir köyde iki aile var, iki kardeş yaşıyor, ikisi birbirine düşman olmuş, birbirleriyle konuşmayacak duruma gelmiş. Neden? Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam kıyamete yakın bir dönemde insanların arasındaki bağların kopacağını, insanların birbirlerini çekiştireceğini, akrabaların birbirine düşman olacağını, akrabalık bağlarının zayıflayacağını. Burada hepimizin İstanbul'un değişik yerlerinde akrabaları var. Hatta ben size şöyle bir örnek vereyim. Ben kendi binamdan örnek vereyim. Binada kimsenin misafiri yok. Benim misafirim var. Adamlar yani düşünün ki benim misafirimin gelmesini böyle yadırgıyorlar. Neden? Çünkü onlara senede bir ya misafir gelir ya gelmez. Neden? Hiçbir bağları kalmamış akrabalarıyla, çevresiyle ve toplumla. Sosyal yönleri bitmiş. Yani cimrilik yayıldığı için, cimrilik kök saldığı için adam diyor ki ben akrabama selam versem acaba benden bir şey mi isteyecek? Bir yardım mı isteyecek? Dara düşmüş benden bir şeyler mi bekleyecek? Ondan dolayı Nebi Aleyhisselatü Vesselam cimriliğin, para hırsının, kapitalist zihniyetin yani para perestliğin, insanların böyle meta peşinde hayatlarını heder ettikleri o para düşüncesinin insanlarda öyle kök salacağını ki o kökün neticesinde insanların bütün bağlarının kopacağını, kimsenin kimseye selam vermeyeceğini, kimsenin kimseyle diyaloga girmeyeceğini, mümkün mertebe öyle bir sürecin geleceğini söylüyor. Bir binada insanların birbirini tanımayacağını, komşunun komşuyu tanımayacağını söylüyor. Bugün baktığınız bu apartman sistemi ki mesela dikey bina diyoruz ya böyle yükseltme, hiç kimse kimseyi tanımaz. Hatta insan oturduğu